Merhaba arkadaşlar, dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf konularından mayozla devam ediyoruz. Biliyorsunuz mitozu ve eşeysiz üremeyi işlemiştik. Şimdi sıra mayozda. Zaten mitozu hallettiyseniz, öğrendiyseniz mayozun yarısı bitti. Hatta daha fazlası bile bitti. Önce bakalım neler öğreneceğiz. Mayoz bölünme evrelerinden, mayozla mitozun arasındaki farklardan, mayozdan bahsederken aralarda kısaca mitozun arasındaki farklardan da bahsedeceğim. Genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bakın şimdi önce mayoz bölünmeden bahsediyorsak iki tane anahtar kelimemiz var. Bunlardan biri üreme hücresi üretmek, diğeri de kromozom sayısını sabit tutmak. Mayozun amacı gamet üretmek ve kromozom sayısını sabit tutmak. Mitozda neydi? İşte yaraların iyileşmesi için mitoz bölünme gerekiyordu. Zigotun büyümesi için yeni bir birey oluşurken hücre sayısının artması için mitoz gerekirken mayozda tek bir amacımız var. Üreme hücresi oluşturmak. Diğer amacımız da kromozom sayısını sabit tutmak. Üreme ana hücrelerinden bahsettiğimiz neydi? Sperm ana hücresi ve yumurta ana hücresi. Bunlar bölünebilme yeteneğinde olan hücreler. Mayoz geçirerek üreme hücresi yani gamet, spermatotit ve ovaryum yani yumurta hücresi meydana getiriyoruz. Bakın sperm ana hücresiyle sperm bambaşka şeylerdir. Yumurta ana hücresiyle yumurta da farklı şeylerdir. Sperm ana hücresi ve yumurta ana hücresi bölünme getirebilirken üreme hücreleri yani yumurta ve sperm gametler bölünme geçiremezler. Diploid kromozomlu eşey ana hücrelerinde görülüyorlar. Diploid kromozom neydi? 2N. Mitoz neydi görülüyordu? N, 2N, 3N, işte 2N artı 1 gibi hücrelerin hepsinde mitoz görülebiliyordu. Fakat mayoz bölünme sadece diploid yani 2N kromozomlu eşey ana hücrelerinde görülüyor. Zaten ne dedik? Direkt eşey ana hücresi de hemen aklınıza gelir. 2N kromozomludur. Üreme hücreleri ise neydi? N kromozomluydu. Mayozun iki tane ana evresi var. Biri mayoz 1, biri mayoz 2 ve bunların ikisinin en başında da bir interfaz evresinden bahsediyoruz. Bir tane, iki tane mayoz olmasına rağmen bir tane interfaz evresi vardır. Birazdan zaten evreleri anlattığımda iyice yerleşecek. Burada mayoz 1'de kromozom sayısının yarıya inmesi sağlanıyor. Amacımız bu mayoz 1'deki amacımız. Mayoz 2'deki amacımızsa DNA miktarının yarıya inmesi. Ne demiştik zaten? Kromozom sayısını sabit tutmayı amaçlıyorduk. Mayoz 1'de evet bakın amaç en kromozomlu hücreleri meydana getirmek. Mayoz 2'deki asıl amacımızsa hücreleri döllenmeye hazırlamak. Neden peki mayoz 1'de en kromozomlu hücreler meydana getiriyoruz? Ama bunlar döllenmeye hazır değil. İşte en kromozomlu, diğeri de en kromozomlu. Buradan zigot oluşturabilirsiniz diyebilirsiniz. Neden mayoz 2'ye ihtiyaç duyuyoruz? Birazdan zaten hepsini anlattıktan sonra neden mayoz 2'ye ihtiyaç duyduğumuzu da söyleyeceğim. Bölünme sonucunda 4 tane en kromozomlu hücre meydana geliyor. Mitozda ne meydana geliyordu? 2 tane en kromozomlu işte ya da hangisiyle başladıysanız öyle hücreler meydana getiriyorduk. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ato hücrenin yarısı kadardır. Bunu da söylemiş olalım. İnterfaz. İlk başta bir tane hazırlık evremiz var. Hücrenin hayatsal döngüsüne devam ettiği, bölünmeye işte hazırlık yaptığı, işte hala protein sentezine devam ettiği, enzim ürettiği, ATP ürettiği, metabolik olaylara işte ATP üretip tükettiği, biliyorsunuz ATP depolanmıyordu. O yüzden hemen üretip tükettiği derseniz aklınızda daha çok kalır. Üretip tükettiği, metabolik faaliyetlerine devam ettiği, ayrıca kromozomları eşlediği, en önemlisi interfaz evresinin kromozomları eşlediği ve sentrozomları eşlediği bir hazırlık evremiz var. Buna interfaz evresi diyoruz. Mitozda da görüyorduk biz bu evreyi. Hücre olgunluğa eriştiğinde bölünme emrini veriyor DNA'mız. Mayozun evrelerine bakalım. Karyokinez 1, sitokinez 1. Mayoz 2'de ise karyokinez 2, sitokinez 2. Karyokinezi de biz kendi arasında nasıl ayırıyorduk? POMAT diye kısaca aklımızda tutalım demiştik hatta. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 2. Karyokinez 2'de de bunların ikileri gerçekleşiyor. İşte profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2, daha sonra da sitokinez yani hücreyi tamamen ayırıp bölüp 4 tane yeni hücre meydana getiriyoruz mayozun sonucunda. Mayoz bölünme 1, karyokinez 1 ile profaz 1 ile başlayalım.
Buradaki asıl amacımız ilk başta profazla bir düşünün zaten ne oluyordu? Çekirdekçik kaybolmaya başlıyordu. Çekirdek zarı erimeye başlıyor. Profaz 1'in sonunda da bunlar tamamen kayboluyordu. Hatta profaz 1'in bu son kısmına geç profazda diyorduk. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom haline geliyorlar. Ayrıca sentrozomlar iyi ipliklerini düzenliyor ve kutuplara da hareketleri başlamış oluyor. Gelelim şimdi profaz 1'deki asıl önemli olaylara. Bu crossing over meselesi var zaten artık bilmeyen, duymayan yok. Nasıl diyeyim? İki tane ne oluyordu? Bir anneden, bir babadan gelen bizim genlerimiz vardı şöyle. Bunlar birbirlerine eşlediler interfaz evresinde değil mi? Şöyle bu anneden gelen olsun, şu da babadan gelen olsun. Kendileri birbirlerine eşlediler ve biz bu dörtlü yapıya artık tetrat adını veriyoruz. Yani anneden babadan gelen, şunu düzgünce yazayım biraz tetratı. Anneden babadan gelen ve kendisini eşlemiş olan biz bu dörtlü yapının birlikte bulunması olayına tetrat adını veriyoruz. Bu dörtlü yapının adı tetrat. Kısaca dörtlü yapı da diyebilirsiniz. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra burada kardeş olmayan kromatitler, bakın kardeş olmayanlar, şunlar kardeşti. Şu iki morla gösterilen ve iki pembeyle gösterilen birbirleriyle kardeş kromatit diyorduk. Bunlarsa kardeş olmayan kromatitler birbirlerine sinapsis adı verilen bir bağlanma gerçekleştiriyorlar. Buna sinaps, bazı kaynaklarda sinaps diye de karşılaştım. Sinaps biliyorsunuz sinir hücrelerindeki bir olaydı ama kelimenin anlamını kullanmışlar. Sinaps da deniyor yani görürseniz karıştırmayın. Sinapsis de denebiliyor. İkisi de kullanılabilir. Burada oluşan, buradaki bu sinapsis yapısında birbirlerine değdikleri yere biz kiyazma adını veriyoruz. Bu yapıya da sinapsis diyoruz. Bu değme sırasında işte kardeş olmayan kromatitlerin birbirlerine dokunması. İşte bu dokunan parçalar birbirleriyle parçalarını değiştiriyorlar. Zaten bakın pembenin ucuna mavinin ucuna da mor bir kısım gelmiş oldu. Gen dizilimi geldi. Ne oluyor? İşte bir parça değişimi gerçekleşiyor. Biz bu olayın adına, tamamına işte crossing over diyoruz. Ve crossing over bize nerede işimize yarıyor? Kalıtsal çeşitlilik olarak karşımıza çıkıyor. Kalıtsal çeşitliliğin sağlanmasını çıkıyor. Eğer biz burada bu parça değişimini gerçekleştirmeseydik ne olacaktı? Aynısı olarak bölünmeye devam edeceklerdi. Ama burada bir parça değişimi olduğu için çeşitlilik oluyor ve evrime de bir katkı sağlamış oluyor. Genler arası mesafe tabii crossing over gerçekleşmek zorunda değil. Her meiyozda crossing over olur kesinlikle diye bir ifade görüyorsunuz. Bu yanlıştır. Crossing over olabilir diye bir ifade görüyorsunuz. Bu ifade doğrudur. Zaten ne demiştik? Kesinlik soruları biyolojide çok önemliydi. Eğer belli şartlar sağlıyorsa, bunlar neler? Genler arası mesafe yeterince uzaksa, ondan sonra kromatin iplik yoğun değilse, mesela kromatin iplikler çok yoğunsa gerçekleşmeyebiliyor. Daha az bir yoğunluktaysa eğer crossing over gerçekleşiyor. Ne dedik? Her mayozda olmayabiliyor. O yüzden çeşitliliğin temel nedeni crossing over değildir kesinlikle. Nedenlerinden biridir ama temel nedeni crossing over değildir çeşitliliğin. Çünkü her mayozda görülmüyor. Aynı kromozom üzerinde bulunan genler arasındaki mesafeyi arttırdıkça, yani genler arasındaki o mesafe ne kadar fazlaysa crossing over olma olasılığı da artıyor. Şunu da eklemek istiyorum. Bu yapısından bahsettik. Bu dörtlü yapıdan. Tetratların sayısı haploid kromozom sayısına, yani en kromozom sayısına eşittir. Size bir soruda işte tetrat sayısı 23 diyorsa, siz bunun en kromozomlu bir hücrenin 23 olduğunu, buradan da 2N kromozomunun 46 olduğunu bulabilirsiniz. Yani tetrat sayısından bahsediyorsa haploid kromozom sayısına eşit olduğu için hemen N kromozom, işte oradan 3N'e, 2N'e 3N'e ulaşamazsınız zaten mayozda görüldüğü için. 2N kromozomunun hangi sayıda olduğuna ulaşabilirsiniz. Gelelim metafaz 1 evresine. Homolog kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine karşılıklı diziliyorlar. Bakın şu tetratlar birbirinden ayrılmadı. Tetratları biz burada ayırmadık. Nasıl diziliyordu?
Peki, mitozda şu şekilde dizilirken, yan yana dizilirken, burada karşılıklı olarak şöyle dizdik. Burada, metafaz 1'de biz karşılıklı dizdik. Bu bizim yine çeşitlilik için önemli bir olay olarak karşımıza çıkacak birazdan. Tekrar söyleyeceğim zaten. İ ipliklerinin kısalmasıyla homolog kromozomlar ayrıldı. Bakın, İ iplikleri sentrozomlardan kısalmasıyla zıt kutuplara rastgele çekiliyorlar. Zıt kutuplara rastgele çekilmesi neden önemli? Çünkü siz eğer bunu rastgele çekmezseniz, belli bir şekilde çekerseniz belli bir bölünme gerçekleştirirsiniz. Ama rastgele çekildiğinde ve şurada da söylediğim gibi tetratlar ayrılmadığında ne oluyor? Bize bu çeşitlilik olarak karşımıza çıkıyor. İşte mayozun sonunda hücrelerin hepsinin birbirinden farklı olmasının nedeni bizim asıl crossing over olması değil, anafaz 1 ve metafaz 1'deki bu olaylar. En kromozomlu hücrenin oluşumunu sağlayan evrede diyebiliriz. Anafaz 1 evresine. Telofaza gelelim. Telofaz 1 de profazın tersiydi. Zaten mitozda da öyle anlatmıştık. Profazın tersi. Profazda ne oluyorsa tam tersi oluyor. İşte hücre zarı oluşmaya başlıyor. Çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlıyor. Çekirdekçik tekrar yapılmaya başlıyor. İ iplikleri profazda oluşurken burada da işte kayboluyorlar. Daha sonra ne oluyor? İşte sentrozomlar böyle iyice çekildiler. Kromatin iplik oluşuyor. Kromozom şeklindeydi hücre bölünmesinde. Kromozomlar artık ne oluyor? Yoğunlaşmaları artık bitiyor ve kromatin iplik şeklinde karmaşık bir yapıya geri dönüyorlar. Daha sonra sitokinez 1'den bahsediyoruz. Artık mayoz 1'i bitiriyoruz. Kromozom sayısı yarıya inmiş oluyor sitokinezde ve iki tane yeni hücre oluşmuş oluyor. Bakın, başlangıçtaki hücremizin kromozom sayısı neydi? 2n'di baştan. Şimdi ne oldu? En tane iki tane hücremiz oluştu. Ve bunlar birbirinin aynısı değil kesinlikle. Çünkü ne oldu? Crossing over gerçekleştik. Gerçekleşmese bile yine aynısı değil. Çünkü ne yaptık? Şurada hemen ana fazdaki homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi sağlandı. Ayrıca tetratlarda ekvator düzlemine karşılıklı olarak dizildiler. O yüzden biz burada artık bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Zaten bakın, içerikleri de farklı. Birinde mavi daha yoğunken diğerinde kırmızılar daha yoğun kromatin ipliklerinde. İki yeni hücre oluşturduk. Evet. Peki o zaman biz neden burada döllenme gerçekleşip devam etmiyoruz diyeceksiniz. Burada şöyle bir şey var. Birazdan tekrar anlatacağım mayoz 2'de neden döllenme için gerekli olduğunu. Burada sadece şunu belirtmek istiyorum. Bitki hücresinde ve hayvan hücresinde bunlar farklı şekillerde gerçekleşiyordu. Nasıldı? Bitki hücresinde ara lamel oluşumu, hayvan hücresinde ise boğumlanma şeklinde sitokinez 1 ayrılıyor. İşte bitki hücresinde gerçekleşiyorsa bu mayoz ara lamel oluşacak. Hayvan hücresinde gerçekleşiyorsa boğumlanma oluşacak. Ona göre ayrılacak. Mayoz 1'den interfaz olmadan direkt mayoz 2'ye geçiliyor. Ne demiştik en başta, videonun başında? Bir tane interfaz, iki tane mayoz evresi. Ondan sonra 4 tane yeni hücre oluşuyordu, değil mi? İnterfaz artık bu ara evrede, işte mayoz 1'den mayoz 2'ye geçerken interfaz görünmüyor. Bu nedenle DNA'nın eşlenmesi olmuyor. Burası çok, gerçekten çok önemli. Çünkü DNA miktarımızı biz artık ne dedik? Yarıya indireceğiz. Evet, N tane oluşuyor. 2N'den N oluşuyor ama DNA eşlenmesi olmadığı için de bu evrede DNA miktarımız da yarıya inmiş olacak. Mayoz 1 ve mayoz 2 arasındaki kısa bu aslında hazırlık evresi de denemez de çekirdeğin dinlenme evresi demek daha uygun bence. İnterkinez deniyor. Çünkü hazırlık evresi derseniz aklınız biraz karışabilir. Çekirdeğin dinlenme evresine biz bu aradaki evreyi interkinez adını veriyoruz. Profaz 1'in başlangıcında sentrozomlar eşleniyor. DNA işlenmek zorunda değil. Tamam, DNA işlenmedi ama sentrozomları siz eşlemezseniz nasıl kutuplara çekilecek de iyi ipliklerini oluşturacak? Ondan sonra kromozomlar, homologlar birbirlerinden ayrılacak. O yüzden profaz 1'in başlangıcında da sentrozomlar eşleniyor. Tabii bu hücre bölünmelerinde bütün bu basamakların net bir şekilde hepsini böyle
Göremeyebiliyoruz aslında. Hızlı hızlı gerçekleştiği için biz bunları daha teorik bir şekilde, yani pratikte bu kadar ayrımı gözlemlenmeyebiliyor. Teorik olarak böyle söylüyoruz ki öğrenmesi daha kolay olsun. Gelelim Mayoz 2'ye. Karyokinez 2. Yani çekirdek bölünmesinin profaz evresiyle devam ediyoruz. Neydi? İki tane bizim hücremiz vardı. İki tane hücre oluşmuştu Mayoz 1'de ve N tane kromozomu vardı. En başta neydi artık? Hücremiz, DNA miktarımıza da X diyelim. Hücremizin DNA miktarı da X olsun. Burada profaz 2'de yine çekirdek zarı ve çekirdekçik kayboluyor. Sentrozomlar zıt kutupları çekilip artık profaza ezberlediğiniz iyiplikleri oluşturuyorlar. Kardeş kromatitler de tekrar oluştular. Peki metafaz 2'de kromozomlar ekvatoral düzleme yan yana dizildiler. Bakın kromozomların burada yan yana dizildiğini görüyorsunuz. Mitozda da yan yana dizilmişti. Peki metafaz 1 evresinde biz nasıl dizmiştik? Bunları karşılıklı olarak dizmiştik. Buradaysa yan yana diziliyorlar. Ne demiştim zaten? Mitozun, yani mayoz 2 mitoza çok benziyor. O yüzden direkt mitozu biliyorsanız zaten mayoz 2 artık hepiniz biliyorsunuz demektir. O yüzden aklınıza gelebilir. Mitozdaki gibi yan yana bir dizilim ekvatoral düzlemde var. Metafaz 1'de ise karşılıklı dizilmişti. Bu da bize çeşitlilik sağlıyordu. Anafaz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekildiler. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekildi. Kromozom sayısı geçici olarak, kromozom sayısı iki katına çıktı ama yine geçici olarak. Niye iki katına çıktı? Şimdi kardeş kromatitler birken, şöyleyken sentrozom sayın demiştim. Mitozda da anlatmıştım burayı ve sentrozom sayın demiştim. Sentrozom saymak şöyle önemli. Kafanız karışabiliyor çünkü. Eğer şöyle kardeş kromatitler bir olarak sayılıyor ve bir tane sentrozomla buradan birleşiyorlar. Siz bunları ayırdığınızda sentrozomları da sentromerleri diyorum. Sentromerleri de ayrılmış oluyor ve burada da bir, burada da bir sentromer sayabiliyorsunuz. Sentrozom değil, sentromer. Sentrozom diye. Sentromerlerini sayacaksınız. Buradaki kardeş kromatitlere 1 demiştik. Ayrıldıklarında da sentromerleri de ayrılıyor. O yüzden burada da 1 ve 1 şeklinde sayabilirsiniz. Gelelim telafaz 2'ye. İyiplikleri kayboldu. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluştu. Yine profazın tersi. Endoplazmik retikulum örneğini vermişim. Yeniden oluştu. Yani bütün işte organeller falan yeniden oluşmaya başlıyorlar. Gördüğünüz gibi bütün hücreler birbirinden ayrı yapılar şeklinde karşımıza çıktı. Yine stokinez evresine geçtiğimizde ise yine bitki hücresi ise ona göre bir bölünme, yani aralemel oluşumu, hayvan hücresi ise ona göre bir bölünme, sitoplazmanın ayrılması, yani boğumlanma şeklinde oluyordu. Hangi hücre tipinden bahsediyorsanız ona göre stokinezi ayrılıyor. İken kromozomlu bir hücreden en kromozomlu 4 tane ve birbirine benzemeyen hücrelerimiz meydana geldi. Burada mikroskoptaki görüntüsünü vermeye çalıştım. Neydi? Bir tekrarlayalım. Gamet oluşturuyorduk. Eğer dişide meydana geliyorsa oogenez, erkek üreme ana hücresinde meydana geliyorsa spermatogenezdi. Spermlerin hepsi üreme yeteneğindeyken yumurtanın sadece bir tanesi üreme yeteneğindeydi. Mayoz bölünmenin genel özelliklerine bakalım. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar dedik zaten az önce. Yalnızca haploid değil, diploid hücrelerde olur. Yani ikiyen kromozomlu hücrelerde meydana gelir. Oluşan hücreler haploittir. Şöyle yazalım. Oluşan hücreler haploid. Yani en kromozomlu. DNA miktarımız da yarıya inmişti. Yani ilk baştaki DNA miktarımıza ne demiştik? X demiştik. Sonunda ise X bölü 2 olmuş olur. Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı başlangıcın yarısı kadardır. Evet, yani kromozom sayısı yarıya indi. O yüzden de DNA miktarımızda bir değişme oldu. Genetik çeşitliliğe neden olur. Bunu neyle sağlıyordu? Ne demiştik? Crossing over'la homolog kromozomların rastgele dizilmesiyle, metafaz 1. Homolog kromozomların ayrılmasıyla, anafaz 2.
Oluşan hücreler hem ana hücreden, ama ne demiştik? Crossing over gerçekleşmek zorunda değildi. Oluşan hücreler hem ana hücreden farklı hem de birbirinden farklı. Zaten şuradaki şekilde de ne dedik? Bakın bütün içerikleri, yapıları birbirinden farklı. Ana hücreye zaten hiç benzemiyorlar. Ayrıca birbirlerine de benzemiyorlar. Eşeğli üremede, evet, eşeğli üremenin temeli mayozdur. Ama mayoz geçirenlerin hepsi eşeğli ürer diye bir şey söyleyemeyiz. Eşeğli üremenin başka şartları da sağlaması gerekmekte. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlıyoruz. Tür içi kromozom sayısının sabitliğini mayoz 2 ile mayozun tamamıyla sağlayabiliyoruz. Neler gördük? Mayoz bölünmeden, işte mitozlar arasındaki farklardan bahsettik. Genel özelliklerden bahsettik. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Üreme ana hücreleri bölünürken üreme hücreleri, yani gametler, bölünmemekte. Evet, bundan sonraki videomuz eşeğli üreme. Orada umarım tekrar görüşürüz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.